devam ediyor. Bunun açığa kavuşturması lazım. Diğer yönüyle PKK eylemlerinin açığa kavuşturması lazım. Çünkü PKK da ortaya çıktığı günden bu yana bir hayli yaşam haklarını ihlal etti. Bir hayli cinayetler işledi. Ve bir dizi provokasyon altına imzasını attı. Dolayısıyla sadece devleti eleştirmek, derin devleti eleştirmek yetmiyor. PKK'nın da nasıl ortaya çıktığını ve neler yaptığını aydınlatmak lazım. Bence bu konuda yeterince yazılmadı. Yani zaman zaman belli şeyler medyaya yansıdı. Ben geçmişten beri bu konuları hep konuştum, yazdım. Başka insanlar yazdılar. Bizzat PKK'dan ayrılmış olan insanlar yazdılar. Mesela PKK'nin yönetiminde çalışmış olan sırlar açığa çıkarken, sırlar ortaya dökülürken evet. Kitabın yazarı. Şimdi isim şu anda birden aklıma gelmedi. Bu konuda PKK'dan almış kitap yazan insanlar var. PKK'nın yaptıkları konusunda bunu yaşadık günü güne. PKK ortaya çıktıktan bugüne kadar. Ben komisyonda bundan örnekler verdim. Örneğin kendi arkadaşlarımdan, yoldaşlarımdan Mustafa Çamlıbel'in öldürmesini örnek verdim evinin önünde. Katili yakalandı ve öteki kapıdan serbest bırakıldı. Daha sonra Siverek olaylarında yakalandı. Ağır cezada tutuklama olduğu halde serbest bırakıldı. Bunun gibi başka bir dizi cinayetler işledi PKK. Yurt dışındaki yoldaşlarımıza karşı işledi. Yurt dışındaki muhalefete karşı işledi. 84-87 yıllarında. Bundan örnekler verdim. 10 kadar örnek verdim. Ama bizzat kendi sesinden ayrılanlara karşı, kendi merkez komitesinde görev almış ama ayrılanlara karşı bir dizi cinayetler işledi. Beka Vadisi ve Kuzey Irak, resmi dilde Kuzey Irak diye nitelenen Güney Kürdistan'daki PKK kampları böylesine ölüm tarlalarıyla doludur. Şimdi bunların yakınları da çok acılar çekti. Bu da araştırılmalı. Ha, bunu söylerken ister istemez PKK'nın kuruluşundan söz etmek gereğini duydum. Yani PKK ile bir alıp vereceğim yok şimdi, bana karşı büyük bir kampanya açtılar biliyorsunuz. Evet, büyük bir kampanya var. Evet. Siz mesela aynı zamanda eski gücünde olmadığını söylediniz PKK'nın. Suriye ve şeydeki etkisinde olmadığını sanırım. Ve Öcalan'ın da devlet tarafından kullanıldığını düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi PKK'nın bir kere kuruluşu istihbarat örgütlerinin işidir. Derin devletin projesidir. Ben bunu geçmişten beri söylüyorum. İlk defa söylemedim. Ama ilk defa bu kadar çok tepki görmesinin nedeni bunun kamuoyuna yansımasıdır. Çünkü PKK de derin devlette ortaya dökülmesinden çok korkuyor. Halkın, Kürtlerin ve Türklerin gerçekleri öğrenmesinden korkuyorlar. Ben örnekler verdim. Yani ezbere suçlamadım PKK'yı. Verdiğim örnekler de bizzat Abdullah Öcalan'ın sözleriydi, yazılarıydı. Abdullah Öcalan'la yapılmış bir kitap var. Mahir Say'ın yaptığı röportajlar. Bu Erkeği Öldürmek adı altında yayınlandı. Burada Abdullah Öcalan açıkça söylüyor. Diyor ki PKK'yı kurduk. Ekmeğimizi, silahımızı devlet verdi. 3 yıl süreyle ve korumamızı devlet sağladı. Bu şey verebilirim. Orada da verdim. Yani sayfa numarasını verdim. Erkeği Öldürmek kitabından sayfa numarasını verdim. 86. sayfa. Yine aynı kitapta Öcalan Uğur Mumcu'nun öldürülmesinden söz ediyor. Diyor ki Uğur Mumcu herhalde PKK-MİT ilişkileri konusunda belli sonuçlara ulaştı, bilgileri olabilir diyor. Evet. Yani bunu Öcalan itiraf ediyor aynı kitapta. Şimdi bütün bunlar ve bunun gibi daha nice örnek ortadayken, yani bizzat Öcalan'ın verdiği. Mesela Öcalan şunu da söylüyor. Partiyi kurduğu isimlerden Kesire, eşi. Onun ve pilotun yüzbaşı, pilot yüzbaşı, o da PKK'nin kuruluşunda var ve o da Abdullah Öcalan'la beraber Suriye'ye geçtiği güne kadar, yani 3 yıl süreyle pilotun kendi kiralarını ödediğini söylüyor. Kesire'nin durumunu anlatıyor ve bunları nasıl kullandığını söylüyor. Yani bunlar mücid ama ben onları kullandım. Hala PKK'nın, yani devlet içinde birileri tarafından kullanıldığını ya da yönetildiğine inanıyor musunuz? Tabii inanıyorum. Bunu 30 yıldan beri söylüyorum. İlk defa söylemiyorum. Çok yazdım bunu. İlk defa söylemiyorum bunu. Şimdi bunu evet. Öcalan'ın en başta sözlerine dayanarak söylüyorum. Ama bunun dışında da...